Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşünlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada bulub atqan gün tərtibdəki xəbərləri huzurunuza sunuşub tərişimiz. Qənəmsə diqqətlər ekranımız olsun. Süleyman Soylu Şərq Türkistan xalqı bilan iftarda jam boldi. 2 iyun Türkiye Cumhuriyeti İçki İşler Ministeri Süleyman Soylu Efendi İstanbul'da Şarkı Türkistan halkını asas kılgan halda her kaysi Türk devletlerinin temsilcilerimi yer alan 5000 kişilik iftar ziyafeti de halkımız bilen cem buldu. İftar ziyafeti Şarkı Türkistan Mağrıbı Hemkarlık Cemiyeti Karmakı'daki mektep okuyucuları uğurluğun Hıhtay tecavüzcilerinin Şarkı Türkistan'daki iğir bastırışları ayıplengen her hıl şiirler bilen başlandı. İftardan keyin aldı bilen köçmenler idaresi başlığı Abdullah Ayaz Efendi sözge çıkıp, İçki İşler Ministerliğinin körsetmesi bilen dünyanın her kaysi caylardan Türkiye'ye panahlık izlep gelgen kayrındaşırmızga kucak ecip, yardım kolunu sunup, Türkiye'de hatırcam yaşaşkı şarait hazırlap bergenliğini bildirdi. Keyin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Efendi söz kılıp, bugün Şarkı Türkistan'daki Uygur Türkleri kayrındaşırımız, Balkan'daki Türkler, Suriye'deki Türkmenler beşidin keçirvatkan iğir zulümlerine karşı pütkül dünya körmez, anlamaz buluvalısı mı? Biz onda kalanmayımız. Türkiye daim zalimlerine karşı mezlumlarının yenidi durudu. Bunlarını bizden emeli hizmetlerimizden körvatısılar. Türkiye Nuh'nun kemisidir. Kim bu kemigi çıkıvalsa hatırcam boludu. Siler muhacir, bizler bolsak ensarlarımız. İstanbul silerinin şehrinlardır digerlerini bildirdi. Ahırda İçki İşler Ministeri Süleyman Soylu Efendi söz kılıp, aldı bilen Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan'ın salamını yetkildi. Ve Türkiye'nin zulümden kaçkan insanlarga kucak içivatkallıkını bildirip, bugün Türkiye'ni panahçay kılış üçün gelgen Uygur Türkleri Katarlı kayrındaşırımızga kucak açtık. Uzun müddetlik turuş guhanamesi, ikamet beriş, Türkiye puhralıkı eliş işlerde kayrındaşırımızga kılgan vadelerimizde işe aşırıp geldik. Bundan kim mi bu hizmetler tizleştirildi? Bu İstanbul hemimizden İstanbul'u. Şarkı Türkistanlıklarının, Türkmenlerinin, Ahiska Türklerinin, barlık Türk kavimlerinin ve hemimizden İstanbul'udur diğerlerini bildirdi. Şundaklı Uygurlarının bu devlette özlerini muhacir his kılmasını gerekliğini, belki Türkiye'nin onlarının öz vatini ihkerliğini bildirdi. Faaliyet ahırda Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi, Şarkı Türkistan Mağrıbı Hemkarlık Cemiyeti Reisi Hidayetullah Oğuzhan başçılıkıdaki bir grup mesullar, Süleyman Soylu Efendi'nin Şarkı Türkistan halkıya sahip halık kılgallıkı rahmetini bildirip, Şarkı Türkistan halkıya vakaleten onunla Uygur Toni ve Dup giydirdi. Şarkı Türkistan bayrağı çüşürülgen gelem plakat takdim kıldı. Hem de Uygurlarının Türkiye puhralıkıya ötüş arzusu ve isteklerini yetküzüş bilen birge, Uygurlarını Türkiye puhralıkıya ilişin talep kıldı. Ahırda Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği azası Niyaz Damollam'ın Türkiye'nin emirliği Hıhtay'nın halaketi üçün kılgan duası bilen ahırlaştı. Türkiye'deki Hıhtay çomakçıları niyetini aşkarıldı. 29 May Ankara'da Hıhtay'a bolgan çaparmenliği bilen tonulgan Vatan Partisi reisinin teklifi bilen işlep çıkarıştı ilgirleş üçün Hıhtay-Türkiye hemkarlıkı teması da yığın açılgan idi. Yığınğa Hıhtay'nın Türkiye'deki baş elçisi Dınlı'dan başka Ülker şirketi baş müdiri Murat Ülker Katarlık bir Katar ticaretçiler katnaşkan idi. Yığının ikiliş sözde Hıhtay mestanesi Doğu Perinçek, Hıhtay'ın ağzı ağzıgı tegmey maktab yeni dünya kurulganlıkını, dünya iktisadının Asya tarafı yüzlengenlikini bildirip bildirilgan idi. Türkiye'deki komünistlerinin kanalı dep tunulgan ulusal kanalda elan kılınan yeni sınırlarda malum buluşça, şükünki yığında söz kılganlar içi de Türkiye Hıhtay işterakki kıldırış ve dostluk cemiyetinin reisi Adnan Akfırat, Hıhtay'a bolgan sadakatmenlikini, Türklerge bolgan öçmenlikini vayığı yetküzüp tökü olgan. Ve Hıhtay elçisi mi Türkiye'de kılışkı petin almaydıgan tetiksiz, kanunsuz taleplerini numus kılmastın hazırkı hükümetten talep kılgan. Adnan Akfırat sözü de Hıhtay baş elçisinin sözünü tasdiklap, Hıhtay'nın Türkiye'deki umumi meblağının 4 milyar dolar işkerlikini, Hıhtay'nın çet elgi selivatkan meblağı nispeten bu meblağının tolumu az rakam işkerlikini, Türkiye'nin Hıhtay meblağ salgıçlarını teyhamı gelip kılış üçün Hıhtay rejimine kanuni kapalet birişi gerektiği uçuk utturdu işkerlikini eğitip bildirildi. O sözü de teyhamı haddidin eşip bir adetki Hıhtay mestanesi cemiyet reisi işkerlikini unutuğun halda hükümetke akıl verip Türk hükümetinin nemi kılışı gerektiğini bildirip mundak dedi.
hükümetinin Xitay üçün kılıdığan işi tolumu addidir. Birinci, Xitay'a karşı elip berilibatkan faaliyetlerge karşı çıkış. Bulup mu Xitay'nın bexaterlikini ve mukimliği təsir yetkizdiğen Şarkı Türkistan bölgünçü faaliyetlerge ruhsat kılınması gerek. Bunun için tolumu addi bir usul var. O bulsumu Erdoğan hükümetinin öz vaxtıdaki Mesut Yılmaz hükümeti devrede yolu koyulguan 1998-36 numaralı baş ministerlik kararını yeniden icra kılışı yeterlik buludu. Adnan Akfırat o kararının tefsilatını mutlaka elip, o kararda Türkiye Xitay'ını 1971 yılında Xitay'ın birdenbir temsilcisi deb tunuğanlığını, Türkiye'ye köçüp gelgen Uyghurlarının ahvali Türkiye bilen Xitay oturusu da intayın zil meselidir. Şarkı Türkistan vakıf ve cemiyetlerinin faaliyetleri kanuni daire içinde kılışı gerektiğinin muhimliği. Teşkilatlarının faaliyetlerine ministerlerden tartıp herkandak hükümet hadimlerinin katlaşmasızlığı ve tebrik hatları evetmesizliği gerek. Faaliyetlerde Şarkı Türkistan bayrağı ve Xitay'ını bir aram kıldığan lozunkılar işiltilmesizliği gerek. Xitay konsulları aldı da Xitay bayrağının köydürülüşü çeklenişi gerek digendek, Erdoğan hükümeti tarafından emelden kaldırılan kararının kayıtının icra kılınışı gerekliğini bildirip çalvakıdı. Twitter Xitay bilen hemkarlaşkanlığından keçirim sorudu. 31 May ictimai uçur vasıtası tarqalgan uçurlarda ma'lum bo'lishicha, Xitay Twitter'ga qari qo'lini sunib, o'ziga qarshi bir qism hisobotlarni tozlayotgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Xitay kommunistlarga qarshi shaxs va tashkilotlarning hisobot nomerida tuyuqsiz qalaymaqanchilik ko'rilgan. Buning ichida nurg'un dangliq shaxslarning hisobot nomeri bor bo'lib, qisman shaxslarning hisoboti keyin asliga keltirilgan bo'lsa-mu, biroq sahifadagi ag'ash kuchlar sababsiz azlab ketgan yoki biroqli nolga tushib qolgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning qora quli hozir dunyoning hamma yeriga yetib berib, o'zining xoligini qilishga qalaymaqanchilik tug'dirishga boshlagan. Analizchilar Twitterdagi bu qalaymaqanchilikning Xitoy hakerlarining hujumi sababidan bo'lganligini, Twitter shirkati ichida Xitoyga moslashib beradigan qora qo'lning borligini, Twitter shirkati ig'izida demokratiyani tashviq qilgani bilan amaliyotda Xitoyga moslashayotganligini bildirishib, norozilik qo'zg'algan edi. Ama senator Marco Rubio efendimning Twitter'ni qattiq tekshirish lazım degan so'zidan keyin Twitter shirkati orqaga dajdi va taqab qo'yilgan Xitoy kommunistlariga qarshi hisobot nomerlarini bir-birlab asliga keltirdi va turdoshlardan kechirim so'radi. Ülker mahsulotlarini boykot qilish chaqiriqi keng tarqalmoqda. 29 May Ankara'da ichilgan Xitay-Türkiye hamkorligi yig'iniga qatnashgan Ülker şirketining xo'jayini Murat Ülker'ning "Hammamiz Xitay tarafda bo'lamiz" degan so'zlari muhojiratdagi barliq Uyg'ur jamoatini hayron qoldirgan va g'azablantirgan edi. Vaqadan keyin Ülker mahsulotlarini boykot qilish chaqiriqlari dunyoning hamma yerida yangrashga boshlandi. 1 iyun Adalet va Taraqqiyot partiyasi xalq vakili Mustafa Aqyo'l efendi Twitter sahifasida Ülker mahsulotlarini boykot qilish haqida chaqiriq yollab munularini bildirdi. Men zalim Xitay tarafini olgan Ülker mahsulotlarini boykot qilaman. Hamda sizlarni ham boykot qilishga chaqiraman. Undan boshqa Amerika va Yevropada yashayotgan bir qism Uyg'urlar ham o'zlarining ijtimoiy uchur vositalarida Ülkerning turli mahsulotlarini ko'rsatib, ularni boykot qilish haqida chaqiriq e'lon qilishmoqda. Shunaqli Sharq Turkiston tashkilotlar birligi va Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatulla O'g'izxon bugun yangi bayonot e'lon qilib, Murat Ülker efendi Sharq Turkiston xalqidan kechirim so'rimiga muddatcha Uyg'ur xalqining Ülker mahsulotlaridan yiroq turadiganligini bildirdi. Norvegiya ona til maktabi o'quvchilari masjid setib olish uchun ioni to'pladi. Norvegiya ana til maktabi Dilnur muallim sinfining Ramazondan foydalanib Norvegiyada masjid setib olish qurilishiga yiqqan 1761 kron puli Islom madaniyat markazi hay'atlariga topshirildi. Alloh bu o'moq ballarimizning iymoniga barakat bersin. Shundoqlab bu o'moq ballarni cho'ng qilgan ota-onalari va tirishjon muallimdan Alloh rozi bo'lsin va hassalab ajr ato qilsin. Dünyanın her qaysi joylaridagi farzandlarimizdan kichikidan tartib yaxshilik yo'llariga pul sarf qilishga hirisman qilib tarbiyalanishi her bir ota-ona va muallimlarning muqaddas majburiyati. Salih Xudoyor Amerikaning Sharqi Turkistonning besib olingan zamin ekanligini e'tirof qilishi kerakligini bildirdi.
Amerika'da faaliyet kılıvatkan Şarkı Türkistan Milli Uygunuş Hareketi Reisi Salih Hudayar, Amerika Fox Today kanalının ziyaretini kabul kılıp, Şarkı Türkistan hakkında malumat verdi. Ve Xitay tecavüzcilerinin vatanımızda elip berivatkan kırgın kılı siyasetlerini paş kılış bilen birge, Xitay rejiminin pekatlı Şarkı Türkistan'da emez, belki bütün Xitay'da herkandık dinge karşı əsəbilerçi bastırış hareketi elip berivatkanlıkını bildirdi. O muhbirinin Amerika'nın nime kılışı gerektiği hakkında sorulan sualıga cevaben, Amerika hükümeti ve Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Şarkı Türkistan'ı xuddi Tibet'ni işgal zemini dep itiraf kılgınığa okşaş, Xitay tarafından işgal kılınğan zemin dep itiraf kılışı gerektiğini bildirdi. İstanbul'da 300 bin kişilik taravih namazı kılındı. Türkiye Diyanet İşleri Başkarması ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İstanbul'un fetih kılınışının 566. yıllık münasebeti bilen uyuşturulgan Yeni Kapı'da Enderun Taravih namazı'na Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan mı iştirak kıldı. Taravih namazının ilgiri İstanbul Şehirlik Hükümeti Karmakadaki Mehter Ümüki numar koydu. Programda Sala ve Kur'an-ı Kerim tilavet kılındı. Hüpte namazını Diyanet İşleri Başkarması başlıklı Profesör Doktor Ali Erbaş Enderun taravih namazını her 4 rekette bir imam almışıp okudu. Taravih namazından keyin Diyanet İşleri Başkarması başlığı Erbaş dua kıldı. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan duadan ilgiri Bakara Suresinin 285. ve 286. ayetlerini tilavet kıldı. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan Enderun taravih namazı tamamlandığından keyin cemaatke hitap kıldı. Erdoğan nihayet mübarek bir günde yüz minlerce kişinin taravih namazını birlikte ada kılganlığını etti. Bu kıtımkı yığılışının ehmiyetinin tolumu çoğunluğunu etkan Erdoğan, sözü ahırlaşkan deyken cemaat ahli bilen hatiri sürat geçişti. İstanbul Yeni Kapı'da ötküzülgen Enderun taravih namazı'a 300 minden artık kişi katlaştı. Amen ar-Rasulü bime ünzile ileyhi min Rabbihi vel Hürmetli televizyon görüşler, şunaklı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşükçe eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.